1827 yılında Virginia'daki Charterswitz kasabasında kalırken tesadüfen August Bedell adlı adamla tanıştım. Her açıdan dikkate değer bir kişiydi bu genç adam. Bana son derece ilginç geliyor, meramı uyandırıyordu. İlişkilerindeki ahlaki ya da fiziksel yönlerini kavramak benim için imkansızdı. Ailesi hakkında doğru dürüst bir şey öğrenememiştim. Nereden geldiğini hiç öğrenemedim. Yaşı konusunda bile ona genç deyip duruyorum. Gerçi emin değilim, genç görünüyordu. Kendisi de genç olduğunu dile getiriyordu konuşmalarında. Yine de bazen 100 yaşında olduğuna inanasım geliyordu. Ama en tuhaf yönü görünüşüydü. Çok uzun boylu ve zayıftı. Hep kambur dururdu. Kolları, bacakları son derece uzun ve inceydi. Alnı geniş ve açıktı, teni bembeyazdı. Büyük ve esnek ağzındaki dişleri çarpık çukuk olsa da hiç kimse de görmediğim kadar sağlamdı ve gülümsemesi sanılacağı gibi çirkin değildi. Ancak hep aynı şekilde gülümserdi. Gülümsemesi derin, daimi bir hüzün taşırdı. Gözleri anormal irilikteydi ve kedi gözü gibi yuvarlaktı. Göz bebekleri de ışık azalıp çoğalınca kedilerinki gibi büyülüp küçülürdü. Heyecanlandığı zaman gözleri inanılmayacak kadar parlardı. Sanki aldığı ışığı yansıtmıyordu da tıpkı bir mum ya da güneş gibi yayıyordu. Ama diğer zamanlarda gözleri uzun süre önce gömülmüş bir cesedinkiler kadar cansız, donuk ve sanki bir zarla kaplı olurdu. Görünüşündeki bu tuhaflıklardan epey rahatsızlık duyuyor gibiydi. Fiziksel yapısından bahsederken hem açıklayıcı hem de özür dileyici bir tavır takınırdı. Bu hali ilk başta beni çok üzdü. Ama zamanla alıştım ve rahatsızlık duymaz oldum. Açıkça söylemese bile bir zamanlar bedeninin farklı olduğunu ima ederdi. Bir zamanlar eli yüzü son derece düzgün biriyken geçirdiği birkaç sinir nöbeti yüzünden bu hale gelmişti. Yıllardır Templeton adında bir doktor tarafından tedavi ediliyordu. Bu adamla Saratoga'da tanışmıştı. Doktorun ona büyük faydası olduğuna inanıyordu. Zengin bir adam olan Bedell, Doktor Templeton'la bir anlaşma yapmış, oldukça yüklü bir yıllık ücret karşılığında onu sadece kendisine bakmaya ikna etmişti. Doktor gençliğinde çok gezip dolaşmıştı. Paris'te Mesmeretes'in savunucularından biri olmuştu. Hastasının çektiği şiddetli ağrıları sadece manyetizma kullanarak hafifletmişti. Bu başarı hastanın doktora olan güvenini arttırmıştı elbette. Ama doktor bununla yetinmemiş, tüm ateşli müminler gibi hastasına kendi fikirlerini kabul ettirmeye çalışmıştı. Bunda hastayı üstünde deneyler yapmasına ikna edecek kadar da başarılı olmuştu. Sık sık tekrarlanan bu deneylerin doğurduğu sonuç, günümüzde pek dikkat çekmeyecek kadar sıradan olsa da, o sırada alışılmadık bir şeydi Amerika için. Yani Dr. Templeton ile Bedell arasında zamanla son derece güçlü bir bağ, manyetik bir ilişki oluşmuştu. Bu bağ, doktorun hastasını uyutabilmesinden öteye gitmiş miydi emin değilim. Ama giderek güçlenmişti. Doktor ilk uyutma girişiminde başarısız olmuş, 5. ya da 6. denemede kısmen ve ancak uzun süre uğraştıktan sonra 12. denemede ise tam anlamıyla başarılı olabilmişti. Bundan sonra hasta doktorun iradesine hızla boyun eğmeye başladı. Öyle ki o ikisiyle tanıştığımda hasta doktorun varlığının farkında değilken bile doktor isteyince uykuya dalıyordu. Bu olanaksız gibi görünen ama gerçek durumdan ancak şimdi binlerce benzerini gördüğümüz 1845 senesinde bahsedebiliyorum. Bedell son derece duyarlı, kolay telaşlanan coşkulu biriydi. Hayal gücü oldukça güçlü
ve yaratıcıydı. Bunda düzenli olarak büyük dozlarda aldığı morfinin etkisi de vardı şüphesiz. Morfinsiz yaşayamazdı. Her sabah kahvaltıdan hemen sonra, daha doğrusu bir fincan koyu kahveden sonra, çünkü öğleye kadar ağzına lokma koymazdı, mutlaka büyük bir doz alırdı. Sonra tek başına ya da köpeğiyle yürüyüşe çıkardı. Charlottesville'in batısında ve güneyinde uzanan ve Engebeli Dağlar adıyla bilinen iç karartıcı yaban dağ silsilesinde gezinirdi. Bay Beadle, Kasım sonunda pastırma yazı olarak bilinen o tuhaf mevsim dışı, sıcak ve sisli günlerden birinde her zamanki gibi dağlara gezintiye çıktı. Hava karardığında hala geri dönmemişti. Tam onu aramaya hazırlanıyorduk ki Çıka geldi. Sağlığı her zamankinden kötü değildi. Üstelik çok neşeli bir hali vardı. Niye geciktiğini anlattı. Başına tuhaf şeyler gelmişti. Buradan, dedi, sabah 9 civarında yola çıktığımı hatırlarsınız. Dağlara doğru yürüdüm ve saat 11 civarında ilk kez gördüğüm bir geçide girdim. Bu yılan kahve geçit pek ilgimi çekmişti. İki yanımda uzanıp giden manzaraya muhteşemdi demek doğru olmaz. Ama anlatılmaz ıssızlığı hoşuma gidiyordu. Orada yapayalnızdım. O yeşil çimenlere ve gri kayalara benden önce kimsenin ayak basmadığını düşünmeden edemiyordum. Aslında o genişçe ve derin dere yatağının girişi öyle gözlerden ırak bir yerdeydi ki, buraya ilk giren, iç taraflarını ilk keşfeden maceracı gerçekten de ben olabilirdim. Pastırma yazını özgü o yoğun ve tuhaf sis de bu izlenimi güçlendiriyordu tabii. Bu hoş sis öyle yoğundu ki 10-12 metreden ilerisini göremiyordum. Geçit çok dönemeçli olduğundan ve güneşi göremediğimden yön duygumu tamamen yitirdim. Bu arada morfin de her zamanki etkisini göstermeye başlamıştı. Tamamen dış dünyaya odaklanmıştı. Bir yaprağın titreyişi, bir çimenin rengi, bir sarı yoncanın şekli, bir arının vızıltısı, bir çiğ damlasının parıltısı, esen rüzgar. Ormandan gelen hafif kokular beni derin düşüncelere sevk ediyor, zihnimde ayrıntılı ve düzensiz, hızlı ve karmakarışık düşünce zincirleri oluşturuyordu. Bunlarla meşgul olarak saatlerce yürüdüm. Bu arada sis öyle yoğunlaştı ki, sonunda el yordamıyla ilerlemek zorunda kaldım. Birden içime anlatılmaz bir huzursuzluk, bir tür sinirsel tereddüt ve ürperti çöktü. Adımlarımı atarken bir uçuruma yuvarlanmaktan korkar oldum. Bu engebeli dağlar hakkında anlatılanları da hatırlıyordum. Korularında ve mağaralarında tuhaf ve vahşi insanların yaşadığı söylenir bu dağların. Kafamdan geçen binbir türlü hayal içimi sıktı ve beni alt üst etti. Bu hayaller belirsiz oldukları için daha da sinir bozucuydular. Ansızın tüm dikkatim bir sese yöneldi. Yüksek sesle çalınan bir davula. Buna çok şaşırdım tabii. Bu tepelerde davul çalındığı duyulmuş şey değildir. İsrafil'in borusunu işitsem bundan daha fazla şaşıramazdım. Ama sonra daha da ilginç ve şaşırtıcı bir şey oldu. Tuhaf bir tangırtı ya da şakırtı duydum. Sanki koca koca anahtarlar takılı bir anahtarlık sallanıyordu. Aynı anda oldukça esmer ve yarı çıplak bir adam koşarak ve haykırarak yanımdan geçti. Öyle yakınımdan geçmişti ki sıcak nefesini yüzümde hissettim. Bir elinde çelik halkalardan oluşan bir çalgı vardı. Koşarken bunu sallayıp duruyordu. Siste kaybolur kaybolmaz peşinden koşan iri bir hayvan belirdi. Ağzı açık hayvan ve gözleri alev saçıyordu. Bir sırtlandı bu. Bu canavarı görünce korkum artacağına azaldı. Çünkü artık rüya gördüğümden emindim.
ve uyanmaya çabaladım. Cesur adımlarla hızlı hızlı yürümeye başladım. Gözlerimi ovuşturdum. Bağırıp çağırdım. Kendimi çimdikledim. Karşıma küçük bir pınar çıktı. Eğilip ellerimi, başımı ve boynumu yıkadım. Su beni kendime getirmiş gibiydi. Ayağa kalktığımda kendimi bambaşka bir insan gibi hissediyordum. Kendimden emin ve hoşnut adımlarla nereye gittiğimi bilmeden yürümeye devam ettim. Sonunda yorulduğum ve atmosferin boğuculuğu içimi sıktığı için bir ağacın altına oturdum. Hafif bir gün ışığı huzması belirdi ve çimenlere ağaç yapraklarının gölgesi solup ama belirgin bir şekilde düştü. Bu gölgeye dakikalarca baktım. Şekli beni hayrete düşürmüştü. Başımı kaldırıp ağaca baktım. Bir palmiyeydi. Hemen müthiş bir korkuyla ayağa fırladım. Çünkü artık rüya gördüğümü düşünerek kendimi kandıramazdım. Duyularımın kusursuz işlediğini görüyor, hissediyordum. Bu duyular şimdi bana yepyeni ve çok tuhaf bir dünyayı sergiliyordu. Sıcaklık dayanılmaz bir hal aldı. Rüzgarda tuhaf bir koku vardı. Büyük ama uslu uslu akan bir ırmağın çağıltısını andıran alçak, sürekli bir ses işittim. Buna bir insan kalabalığının tuhaf uğultusu karışıyordu. Bu sesleri dinlerken artık ne kadar şaşkın bir halde olduğumu söylememe gerek yok. Sonra birden güçlü bir esinti sesi dağıttı. Sanki bir büyücü asasını sallamıştı. Yüksek bir dağın eteğinde buldum kendimi. İçinden görkemli bir ırmağın kıvrıla kıvrıla aktığı geniş bir ova uzanıyordu önümde. Bu ırmağın kıyısında bir doğu şehri vardı. Binbir gece masallarındaki şehirler gibiydi. Ama onlardan bile tuhaftı. Şehrin epey yukarısında olduğundan her tarafını bir haritaya bakarcasına görebiliyordum. Eğri büğrü uzanan, birbirinin nerede keseceği belli olmayan sayısız sokağı vardı kentin. Bu eciş bücüş, dar yollar şehrin ahalisiyle doluydu. Evler son derece tuhaf ve pitoreskti. Her tarafta balkonlar, verandalar, minareler, tapınaklar ve garip cumbalı pencereler vardı. Bir sürü çarşı görüyorum. Çeşit çeşit mallarla tıka basa dolu tezgahlarda ipekler, muslinler, göz kamaştırıcı çatal bıçak takımları, en muhteşem mücevherler satılıyordu. Bütün bunların arasında her tarafta bayraklar dalgalanıyor, sımsıkı peçeli kadınları taşıyan tahtrevanlar, muhteşem haşaralarla örtülü filler dolaşıyor, tuhaf putlar, davullar, gonglar, kargılar, gümüş ve yaldızlı topuzlar göze çarpıyordu. Kalabalığın bütün o hengamenin genel karmaşası içinde, türbanlı ve kaftanlı, sakallı o yüz binlerce esmer ve sarı tenli adamın arasında kurdelelerle süslenmiş sayısız kutsal boğa geziniyor, sayısız kirli ama kutsal maymun çığlık çığlığa sağa sola, camilerin kornişlerine, minarelere ve putlara tırmanıyordu. O kalabalık sokaklarla ırmak kıyısına inen sayısız merdiven vardı. Irmak, üstüne doluşmuş olan yüzlerce ağır yüklü gemi yüzünden zor akar gibiydi. Şehrin ardında çok yaşlı olduğu belli dev palmiye ve kakao ağaçlarından oluşan heybetli ormanlar yükseliyordu. Aralarında pirinç tarlaları, kamış çatı çiftçi kulübeleri, depolar, tapınaklar, çingene kampları ve başlarında kutlu sürahiler taşıyarak tek başına o görkemli ırmağın kıyısına doğru yürüyen zarif kızlar görüyordum. Rüya görmüş olduğumu söyleyeceksiniz mutlaka. Ama hayır, gördüklerimden, duyduklarımdan, hissettiklerimden, düşündüklerimden rüyada olmadığımı kesinlikle anlıyordum.
Her şey birbiriyle tutarlıydı. İlk başta acaba rüya mı görüyorum diye düşünüp birkaç test yaptım ve uyanık olduğumu kısa sürede anladım. Aslında insan rüyadayken rüya gördüğünden şüphelenirse şüphesinde haklı olduğunu mutlaka anlar ve genellikle hemen uyanır. Novalis, rüya gördüğümüzü anladığımızda uyanmak üzereyiz demektir derken doğru söylemiştir. O manzara karşısında rüya gördüğümden şüphelenmesem kesinlikle bir rüya derdim buna. Ama dediğim gibi bundan şüphelendim ve test ettim. Bu yüzden bunu başka bir şekilde sınıflandırmak zorundayım. Bunda haklı olabilirsin, dedi doktoru. Ama devam et. Ayağa kalktın ve şehre indin. Ayağa kalktım. Ve söylediğiniz gibi şehre indim. Yolda karşıma kentin bütün sokaklarından akın akın gelen ve aynı yöne doğru koşturan bir sürü insan çıktı. Müthiş bir heyecan içinde gibiydiler. Birden anlayamadığım bir sebepten dolayı olup bitenlere karşı kişisel bir ilgi duymaya başladım. Neler olup bittiğini bilmiyordum ama olanlarda önemli bir rolüm olacağını hissediyordum. Ama etrafımdaki kalabalık sinirimi bozuyordu. Aralarından çıktım ve dolambaçlı yollardan hızla geçerek şehre girdim. Burada büyük bir hengame vardı. Yarı Hintli, yarı İngiliz kıyafetli küçük bir grup, İngiliz üniformasına benzeyen bir kıyafet giymiş adamların önderliğinde dar sokaklardan akın akın gelen güruhlara karşı savaşıyordu. Aralarına katıldım ve ölen bir subayın silahlarını alarak tanımadığım adamlarla dövüşmeye başladım. Gözüm dönmüştü. Düşman çok kalabalıktı. Bu yüzden bir kulübeye sığındık. Kapıları, pencereleri kapadık. Şimdilik güvenlikteydik. Çatıya yakın bir baca deliğinden dışarı bakınca büyük bir kalabalığın ırmak kıyısındaki muhteşem bir sarayın etrafını sardığını, buraya öfkeyle saldırdığını gördüm. Sonra bu sarayın üst pencerelerinden birinde kadınsı görünüşlü bir adam belirdi. Uşaklarının sarık bezlerinden yaptığı bir ip de aşağı indi. Aşağıda hazır bekleyen bir tekneye binerek ırmağın karşı kıyısına geçti. Artık yeni bir hedefim vardı. Arkadaşlarıma heyecanla birkaç söz söyleyip durumu açıkladım ve birkaçını yanıma çekmeyi başardım. Birlikte ani bir hücum yapıp kulübeden dışarı fırladık. Etrafımızı saran kalabalığa saldırdık. Önce geri çekildiler, sonra toplandılar, çılgınca dövüştüler ve ardından yine geri çekildiler. Bu arada kulübeden epey uzaklaşmıştık. Yüksek binalarla dolu o dar, karmaşık sokaklarda serseme dönmüştük. Güneş almayan bu kuytu sokaklarda kalabalık durmadan üstümüze geliyor, bize kargılar ve oklarla saldırıyordu. Bu oklar o kadar ilginçti ki, Malaya hançerleri gibi kıvrım kıvrım yılan şeklindeydiler. Uzun ve siyahtılar. Uçlarında zehirli birer kanca vardı. Biri sağ şakağıma isabet etti. Sendeledim ve yere düştüm. Birden kendimi çok kötü hissettim. Kıvrandım. Nefesim kesildi. Öldüm. Herhalde, dedim gülümseyerek. Artık bu maceranın rüya olmadığında ısrar etmezsin. Ölü olduğumda iddia etmeyeceksin, değil mi? Bunları söylerken Biddle'ın heyecanla karşılık vermesini bekliyordum. Ama sustuğunu, titrediğini, Betty'nin benzinini attığını görünce şaşırdım. Doktora baktım. Sandalyesinde dimdik ve kas katı duruyordu. Dişleri takırlıyordu. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Devam et, dedi sonunda boğuk bir sesle. Dakikalarca, diye devam etti Biddle. Tek hissettiğim şey karanlık ve var olmama hissiydi. Öldüğümün farkındaydım. Sonra birden sanki vücudumdan bir elektrik akımı geçti. Bu,
beraberinde bir esneklik hissi ve ışık da getirdi. Işığı görmüyor, hissediyordum. Birden ayaklandım. Ama cismani görünür, işitilir ya da dokunulur bir varlığım yoktu. Kalabalık gitmişti. Hengame sona ermişti. Şehir sakindi. Altımda cesedim yatıyordu. Şakağımda bir ok saplıydı. Kafam şişmiş, çarpık çırpık olmuştu. Ama bütün bunları görmüyor, hissediyordum. Hiçbir şey ilgimi çekmiyordu. Cesedim bile. İrade dışı hareket ediyordum. Hızla uçarak geldiğim dolambaçlı yollardan geri dönüp şehirden çıktım. Dağdaki sırtlanı gördüğüm o dere çukuruna geri dönünce tekrar bir şok yaşadım. Sanki bir galvanik aküye bağlanmıştım. Ağırlığım, irade gücüm ve cismani varlığım geri geldi. Eski halime dönmüştüm. Hemen eve dönüş yoluna çıktım. Ama yaşadıklarım hala gerçek gibiydi. Onları şimdi bile rüya olarak düşünemiyorum. Rüya değildi, dedi doktor büyük bir ciddiyette. Ama başka bir şekilde tanımlamak da güç. İnsanoğlunun bugün müthiş bir ruhsal keşifte bulunduğunu varsaymakla yetinelim. Bu varsayımla yetinelim. Gerisini açıklayacağım. İşte şu sulu boya resme bakın. Bunu daha önce göstermeliydim ama korkudan yapamadım. Gösterdiği resme baktık. Ben bir tuhaflık görmedim ama Biddle az kalsın düşüp bayılıyordu. Oysa karşımızdaki kendisinin küçük ve çok ayrıntılı bir portresiydi o kadar. En azından ben öyle düşündüm. Gördüğünüz gibi, dedi doktor. Şu köşede resmin yapıldığı tarih silik de olsa yazı 1780. Çok sevdiğim bir arkadaşımın Bay Oldep diye birinin resmi bu. Onunla Kalküta'da Warren Hastings hükümeti döneminde tanıştım. 20 yaşındaydım. Sizi Saratoga'da ilk gördüğümde Bay Biddle, arkadaşınız olmak istememin ve sonunda tüm vaktimi sizinle geçirmemi sağlayan o anlaşmayı yapmamın sebebi de bu resimle aranızdaki mucizevi benzerlikti. Sizde beni çeken şey hem arkadaşımı hatırlatmanız hem de tuhaf, hatta ürkütücü bir şekilde meramı uyandırmanızdı. Dağlardaki yaşadıklarınızı anlatırken tarif ettiğiniz şehir, Hindistan'daki Kutsal Nehrin kıyısındaki Benares şehridir. O ayaklanmalar, çarpışmalar, katliamlar hep yaşanmış şeyler. 1780'de. Chait Singh ayaklanması sırasında Hastings'in hayatı tehlikeye düşmüştü. O sarık bezlerinden iple inip kaçan kişi, işte o Chait Singh'ti. Kulübedeki grup Hastings'in komutasındaki Hint ve İngiliz askerlerinden oluşuyordu. Ben de Hastings'in adamlarından biriydim. Kulübedeki subaylardan biri dışarı çıkıp saldırıya geçmek isteyince ben engel olmaya çalıştım. O dar, kalabalık sokaklarda bir Bengalli'nin zehirli okuyla can veren subay, en yakın dostum, Oldep'ti. Şunu okursanız, doktor cebinden pek çok sayfası yeni yazılmış gibi görünen yazılarla dolu bir defter çıkardı. Göreceksiniz ki, siz tam dağlarda o hayalleri görürken, ben de burada o gün olanları yazmaktaydım. Bu konuşmadan bir hafta kadar sonra bölge gazetesinde şu haber çıktı. Bay August Bedlan'ın ölümüne haber vermekten üzüntü duyuyoruz. Kendisi, cana yakınlığı ve erdemliliğiyle bölge halkının sevgi ve saygısını kazanmış biriydi. Bay B, son birkaç senedir sinirsel bir hastalıktan muzdaripti. Sık sık ağır nöbetler geçiriyordu. Ama onu öldüren bu hastalık olmadı. Son derece tuhaf bir şekilde öldü. Birkaç gün önce Engeveli Dağlar'da yaptığı bir yürüyüşten sonra nezle olup ateşi çıktığı için başına kan hücum etmişti.
Doktor Templeton hastasını rahatlatmak için başından kan almaya karar vererek şakaklarına sülük yapıştırdı. Bay Battle çok kısa bir süre sonra öldü. Bay Battle çok kısa bir süre sonra öldü. Sülüklerin bulunduğu kavanoza bir su mesunun karıştığı anlaşıldı. Yöredeki göllerde yaşayan bu yaratık sağ şakakta küçük bir atar damara yapışmıştı. Tıpta kullanılan sülüklere çok benzediğinden aralarına karışmış ve işten geçene dek fark edilmemişti.